Merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte günlük makyaj yapacağız. Son zamanlarda kullanmayı sevdiğim günlük makyajımı paylaşacağım. Umarım yine böyle makyaj olmadan hafif böyle bir günlük makyaj yapmayı başarabilirim. Çünkü ne zaman buraya otursam gerçekten makyaj oluyorum ben. Hiç uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Evet, tacımız da tamam. Hazırız başlamaya. Şimdi fondötenle başlayacağım. Az kullanmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Umarım başarabileceğim. Physicians Formula'nın The Healthy fondötenini kullanacağım bugün. Bu fondöteni gerçekten çok seviyorum. Bendeki en açık rengi olması lazım. Zaten linklerini bulabilirsem aşağı koyacağım. İsimlerini yazacağım. Yapacağım bütün bunları. Evet, şimdi çok uygulamayacağım. Çok kullanmayacağım. Konuşamadım. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Ortaya bırakacağım. Oradan yayacağım. Ama tabii cildimde bazı izler var yine. Onların üstüne de şöyle getireyim. Daha şey olsun. İyi olsun. Şuraları da bırakayım. Bu fondöteni gerçekten beğeniyorum, seviyorum. Bir tıkçık koyu geliyor bana en açık rengi olmasına rağmen. O biraz canımı sıkıyor ama hani şey değil. Nasıl diyeyim, böyle hani çok büyük bir problem değil bu. Görüyorsunuz zaten. Gayet güzel oturuyor. Kullanmayı sevdiğim bir fondöten kendisi. Yapısı da duruşu da gerçekten güzel. O yüzden bayılıyoruz kendisine. Bu arada yine gün ışığındayım ben. İyi miyiz? Bana yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim gerçekten. Ring light'ım aslında geldi ama henüz onu açmadım. Bugün de yine bu şekilde devam edeceğim. Bakalım. Fondötenle işimiz bitti. Fondötenin duruşu gerçekten çok güzel. Bitişi de çok güzel. Bayılıyorum bu fondötene. Bakar mısınız? O kadar sağlıklı ve tatlı gösteriyor ki ve hani fondöten varmış gibi de göstermiyor. Cildimi görebiliyorum. Cildimdeki bazı münasebetsizleri görebiliyorum. Yapacak bir şey yok ona. Şimdi kapatıcıya geçeceğim. Wet n Wild'ın bu tatlı kapatıcısını kullanacağım. Photo Focus olanı. İki rengi var bende. Hatta bende bunun iki rengi mi vardı? Sanırım iki rengi var. Evet. Ben önce bu tam tenimle uygun olanı kullanacağım. Onları da mesela bak şurada bazı şeyler var. Onları bir kapatalım. Bir de şöyle göz kapaklarımdan da geçeyim. Göz altlarımdan da geçeceğim. Şöyle. Bunlar senin göz altın mı der ya? Olsun. Göz içlerimden. Sonra bunları dağıttıktan sonra bir de açık rengi de uygulayacağım. Biraz böyle aydınlık katacağım. Daha böyle parlayalım. Şimdi açık olanı uygulayacağım. İlk uyguladığımın adı neydi bilmiyorum. Alta yazacağım zaten dediğim gibi. Hemen bundan da böyle çok değil. Asla çok değil. Şu şekilde sadece iki katı koyacağım şöyle. Hatta diğer yerlere de koyalım ya, ne olacak ki? Şuraya da. Bir de buraya. Fırça değiştirmeden hemen şöyle şuradaki o aydınlığı alayım. Hani maksadım o. Çok bir şey yapmak istemiyorum. Buradakini nasıl unuttuk bilmiyorum. Bir tıkçık pudra uygulayacağım şimdi. Rimmel London'ın benim en çok sevdiğim pudralarımdan bir tanesi. Gerçekten çok seviyorum. Kaç tane bitirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Benim için ayrı bir yeri olan bir pudradır kendisi. Hemen şöyle biraz alıyorum ve sadece yüzümün ortasına, T'den başlamak üzere. Bir de şu bronzer süreceğim yerlere bırakacağım. Hemen kaşlarla devam edelim şimdi. Kaş ürünü olarak da Brow Sessive kullanacağım. Wet n Wild'ın. Bunu gerçekten seviyorum. Bu kalemi seviyorum ki normalde kaş kalemi sevmiyorum ben. Ama bu gerçekten hoşuma giden bir kalem. Bu ne? Bilmiyorum gerçekten şu an. Ama çok gerçekten dedim yine. Çok özenmeyeceğim her zaman olduğu gibi artık. Bence biliyorsunuz bu işlemden hoşlanmadığımı. Hemen şöyle kaş maskaramı da uyguluyorum. Pastel'in kaş maskarasını kullanıyorum. Benim günlük kullanım için gerçekten sevdiğim bir kaş maskarasıdır kendisi. Hani böyle yüzlerce saat tabii ki sabitlemiyor ama günlük için yeterli diye düşünüyorum. Kaşlarda da işimizi bitirmiş oluyoruz. Evet, bir küçük göz makyajı yapalım şimdi. Saçım niye durmamış ki burada? Heh. Şimdi yine Wet n Wild'ın bu bayıldığım farları. Bunlar gerçekten çantamdan hiçbir şekilde eksik olmuyor. İkisini de çok seviyorum. Bende ikisi var.
Başka rengi var mıydı hatırlamıyorum açıkçası. Bunun şimdi camouflage olarak okunan arkadaşını kullanacağım. Çok saçma bir cümle kurdum. Baştan kuracağım. Hemen baştan söylemeye çalışayım. Şimdi paletin adını camouflage olarak geçen Wet n Wild'ın Color Icon serisinin bu paletini kullanacağım. Bende diğeri de var. Gerçekten çok güzel, çok sevdiğim iki palet. Çantamdan ayırmıyorum bunları. Gerçekten seviyorum. Güzel de günlük makyajlar çıkarabilirsiniz. Bununla da çıkarabilirsiniz. Bununla da çıkarabilirsiniz. Ben bugün bunu kullanmak istiyorum. Zaten hani şunları değil de daha çok şunları kullanacağız. Bunu es geçeceğiz. Şimdi hemen o zaman bir tık göz makyajı yapalım bakalım. Şuradaki rengi hemen bir alalım. Bir katlanma bölgesinden geçelim onu. Tozutan bir palet bu. Zaten yani paletlerin çoğu tozutuyor. Hiç önemli değil gerçekten. Rengini versin. Güzel dağılsın, karışsın. Problem yok. Ten makyajını sonra da yapabiliriz. Hemen şöyle katlanma bölgesinin birazcık daha yukarısından alıyorum. Benim göz kapaklarım çukur olmadığı için şuraları birazcık daha böyle dışa doğru olduğu için ve düşük olduğu için o yüzden şuradan almayı tercih ediyorum. Ben onu birazcık daha böyle geri plana atıyoruz ve ben gerçekten aynaya bandırıyorum şu an fırçamı. Aynen bu kadar yeter. Pigmenti görüyorsunuz değil mi? Sadece fırçanın ucunu dokundurdum. Gerçekten far paletleriyle aşk yaşayan bir insanım ya. Birçoğumuz böyleyiz ama biliyorum. Çok seviyoruz. Ben rujları da çok seviyorum mesela. Hepsini çok seviyorum galiba ya. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Bunu her videoda hatırlatmaya çalışıyorum. Hatırlatamazsam alta mutlaka yazıyorum filan. Ama hatırlatmaya çalışıyorum yani. Burada kanalda kullanmamı istediğiniz, denememi istediğiniz ürünler olursa bana mutlaka yorum olarak bırakın. Deniyorum. Yani elimden geldiğince alıyorum ve burada beraber deneyelim de istiyorum açıkçası. Çok da mutlu oluyorum bunu yaparken. Elimdeki bütün far paletleriyle aslında video çekmeyi düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum size. Şimdi birazcık da aşağı uygulayacağım. Elimdeki bazı far paletlerinin satışlarını göremiyorum açıkçası. Hani işte Trendyol olsun, Watsons olsun, Gretz olsun, Gretz'te satılmayanlar, diğer yerlerde satılanlar hiç fark etmez. Bazılarını bulamıyorum, göremiyorum. Onların da videosunu çekeyim mi? İster misiniz onlarla da makyaj? Bana bunu da yazabilirseniz çok sevinirim. Elimde birkaç tane palet var öyle. Yoksa hani artık bunların ulaşılabilirliği yok. Hani bunlarla yapmasak da olur mu diyorsunuz. Yorum olarak bırakırsanız ben de nasıl hareket edeceğime karar veririm. Bir tanesiyle yapacağım ama çünkü o renkli bir palet. Onu gerçekten yapmayı çok istiyorum. Bana yorum olarak bırakın. Beraber hareket edelim böyle. Karşılıklı fikir alışverişi yapalım. Öyle hareket edelim diyorum. Ne dersiniz? Bekliyorum. Ve denememi istediğiniz ürünleri de mutlaka bekliyorum dediğim gibi. Bu kadar yeter. Hemen bu diğer palete dönüyorum. Bunun adını maalesef ben yırtmışım. Ve asla göremiyorum. Şu an okuyamıyorum ama mutlaka yazacağım. Şuradaki açık rengi bu sefer alacağım. En açık rengi. Biraz alıyorum ve kaş altlarımda ve göz pınarlarımda kullanacağım. Belki de göz kapaklarımda bile kullanacağım yani. Hemen şöyle kaş altıma. Bu ıslatınca çok daha güzel olan bir far. Ama ben şimdi ıslatmayacağım çünkü çok büyük bir renk istemiyorum orada. Çok büyük bir pigment istemediğim için de buradan bakayım. Islatmıyorum. Şöyle hafif bir böyle orası bir yanarlı dönerli olsun bana yeter. Bunu farla yapmasanız da olur. Bronzerla da yapsanız olur yani bu katlanma rengini falan. Ama ben bu paletleri bu ara kullanmayı çok sevdiğim için bununla yapayım istedim. Şöyle göstereyim. Şuradaki parlamayı bilmiyorum görüyor musunuz? Bunu aydınlatıcı olarak bile kullanabilirsiniz isterseniz. Gayet güzel duruyor diye düşünüyorum. Hemen tekrar yine aynı kaş altlarımda kullandığım renkten alıyorum. Şunu yani. Hemen şunu biraz aldım. Göz pınarlarımı bir aydınlatayım bakayım. Hatta biraz göz kapaklarıma da getireceğim. Son anda. Birazcık şimdi bu farı içlere doğru da getiriyorum. Ortaya kadar geleceğim.
çok ortaya da değil aslında. Böyle yeter. Yine bu paletime geri döndüm. Camouflage olarak geçen paletime geri döndüm ve buradaki en koyu rengi alacağım ve kirpik diplerimden, sadece kirpik diplerimden geçeceğim. Siyah bir eyeliner uygulamayacağım. Bir far da uygulamayacağım siyah. Bunu sadece böyle kirpik diplerime bırakıyorum. Maskarayı uygularken de daha böyle dolgun dolgun görünsün diplerimiz diye. Bunu böyle yapıyorum bu aralar. Sevdiğim bir şey bu benim. Şimdi bronzer'a geçeceğim. Daha sonra kirpikleri rimellemek için kirpiklere döneceğim. Bronzer olarak da Wet n Wild'ın bu Color Icon bronzerlerinden Sunset Striptease isimli bronzerını kullanacağım. Bunu böyle gösterirken gerçekten çok korkuyorum çünkü ortadan ikiye bölünmüş durumda. Hem şu şekilde hem şu şekilde bastırdım. Bakalım nereye kadar beni idare edecek. Bunu bir uygulayalım bakalım. Hemen şöyle. Bütün saçlarım da geliyor ya. Of, bu bebek saçlarım da geliyor. Benim sinirimi bozuyorlar. Şimdi şu şekilde bir uygulayacağım. Bir aydınlatıcı uygulamayacağım bugün çünkü bu bronzer biraz böyle ışıltılı da demeyeyim de yansımalı, yani nasıl anlatayım, satenimsi gibi böyle sağlıklı sağlıklı parlayan da bir bronzer olduğu için bugün aydınlatıcı uygulamayacağım. Bu şekilde bırakacağım. Şurayı görebiliyor musunuz acaba? Umarım ki görebiliyorsunuzdur. Şurada bir küçücük bir parlama, bir yansıma var. Böyle çok doğal bir, sağlıklı bir parlama var. İşte bu bronzer'ı sürdüğünüz zaman böyle bir görüntü alabiliyorsunuz. Ben günlük makyajda bu aralar bunu sevdiğim için aydınlatıcı uygulamıyorum. Normalde çok severim ama bazen de böyle olmak istiyorum ve bugün de böyle bir görünüm istediğim için böyle yaptım. Burnumuza da geçelim. Hemen şöyle. Böyle gelişigüzel, hiç uğraşmayacağım. Evet, tamamız. Gerçekten bu bronzer da çok güzel bir bronzer. Ne kadar tatlı ve sağlıklı gösterdiğini görüyorsunuz umarım. Burnumun ucuna normalde aydınlatıcı uyguluyorum ben çoğunlukla ama şu an hiç gerek yok. Zaten çok güzel, çok böyle tatlı tatlı bir yansıma var orada. Benim için çok yeterli. Devam edelim. Hemen Allah'a geçeceğim. Şimdi hiç fırçamı da değiştirmeyeceğim. Çünkü neden değiştireyim yani? Sonuçta allık uygulayacağım. Bronzer da uygulamış bulunmaktayım. Aynı fırçadan zarar gelmez diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Pastel'in Profession Crush isimli bu allıklarından şöyle tatlı bir gül kurumsu pembemsi bir rengi var. Benim çok sevdiğim. Numarası kaçtı onu hatırlamıyorum. 303 numarasıymış. Birazcık da bundan uygulayacağım. Şimdi şöyle bakar mısınız gelen pigmente çok iyi. Bu yeter diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla istemiyorum. Şuralara uyguluyorum çok azıcık. Evet, allığımızı da uyguladıktan sonra ışık gidiyor ve bu beni gerçekten çok geren bir şey şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Umarım iyi görünüyordur. Konuşamıyorum bile gerilmekten. Normalde çok konuşurum. Çok iyi konuşurum çünkü biliyorsunuz. Devam edelim. Göz makyajımızı şimdi tamamen artık bitirelim diyorum ve maskaramızı da uygulayalım. Sonra dudaklarla videoyu tamamen bitirelim hatta öyle söyleyeyim. Sky High kullanacağım Maybelline'in. Bu maskarayı seviyorum ve seviyorum. Yani nasıl diyeyim? Ucu birazcık böyle beni zorluyor nedense. Hani ucundan dolayı sanıyorum ki sevemediğim bir maskara. Yani seviyorum da çok elim gitmiyor öyle söyleyeyim. Çok oynadığı için ucu. Hani böyle oraya buraya bulaştırma riski bence fazla gibi. Hani ondan çok hoşlanmıyorum ama güzel bir maskara. Günlük makyajlarda da gayet iyi kullanılıyor. Uzatması gayet güzel. Kıvırma, benim kirpiklerim bir kıvırma alamıyor açıkçası gördüğünüz üzere. Dolgunlaştırma da çok büyük bir dolgunlaştırmadan bahsedemeyeceğim. Ama uzatması güzel mi? Evet. Ucuna bakar mısınız? Görebiliyor musunuz? Yani bununla nasıl güvende ve rahat hissedebileceğiz ben bilmiyorum. Ben hissedemiyorum açıkçası. Böyle kayacakmış oraya buraya gibi geliyor bana. Ama yavaş yavaş hallediyoruz bir şekilde. Sol elle var ya asla uygulama yapamıyorum. Çok zorlanıyorum. Bir ara şey vardı böyle. Sol elle makyaj challenge'ları falan vardı. Onu ben aslında yapmayı çok istemiştim de kaçırdım mı bilmiyorum. Bir gün deneyeceğim ama. Çünkü gerçekten benim için çok zor. Maskaramızı da uyguladık gördüğünüz üzere. Tek kat günlük makyaj için bence gayet yeterli oluyor. Çok böyle volüm volüm bir maskara da değil zaten. Bir tıkçık uzatıyor.
Gördüğünüz gibi bugün alt kirpiklere uygulama yapmayacağım. O zaman dudaklarla bitirelim. Başka bir şey yapacak mıyım diye onu düşünüyordum da yapmayacağım herhalde. Dudak kalemimi de uyguladım. Öyle geldim çünkü kullandığım dudak kalemi şu anda hiçbir yerde bulamayacağınız bir dudak kalemi. Çok eski ve benim çok sevdiğim, kullanmaya bayıldığım bir dudak kalemi. Alex Avia'nın numarasını bile hatırlamıyorum, öyle söyleyeyim. Ve maalesef yok, olsa alacağım çünkü. O yüzden onu uyguladım, öyle geldim. Şimdi bir ruj uygulayacağım. Ruj da değil aslında. Parlak ruj, parlak yapıda ruj. Evet, aslında böyle deniyor. Hani lip balm da değil bu, parlak yapıda ruj. Böyle desek daha doğru olacak. 55 numara Top Seduction isimli rengini uygulayacağım şimdi. Çok seviyorum bu rengi, bayılıyorum. Ha, şunu şöyle geçelim. Ah, bakar mısınız güzelliğe? Aa, çok iyi. Galiba asla vazgeçemeyeceklerim arasında parlak yapıda rujlar ve lip glosslar da var, görüyorsunuz. Makyajı şimdi yakından bir mantıklı hareketlerle göstereyim diyorum, ne dersiniz? Efendim, böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün size günlük bir makyaj yapayım istedim. Daha doğrusu benim son zamanlarda yapmayı sevdiğim bir günlük makyajı paylaşayım istedim. Benim çok fazla günlük makyaj, gece makyajı gibi kavramlarım olmadığı için elimin ayarı da çok fazla olmuyor. Ama umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. Gideceğim ama gitmeden önce videonun içinde bahsettiğim şeyden bir küçücük daha bahsedeyim. Ondan sonra gideyim istiyorum. Hatırlatmamı yapayım. Ondan sonra gideyim istiyorum daha doğrusu. Denememi istediğiniz ürünler olursa bana lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Burada çekmemi istediğiniz videolar olursa lütfen bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Elimdeki far paletleriyle farklı makyajlar çekeyim mi, makyaj videoları gelsin mi, bana bununla ilgili de bir geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Çünkü paletleri alıp sadece inceleyip bir kenara koymuşum. Bir daha hiçbir şekilde makyaj yapmamışız. Yapalım mı? Bir de bunu bana iletirseniz çok sevinirim dediğim gibi. Stokta olmayan far paletleri var. Onlarla da yapayım mı makyajları, devam edelim mi? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Artık söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre yavaştan da gidebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler. Hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi mi?